başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gör gör şamatası kanaylı. Komiserim acanım, karakolu açanım, romana da zaptra kolay mı? Nasıl kandırdık Keriz'i ama? Oteli yarım fiyatına kapattık. Vallahi çok uyanıksın Ethem abi, ne diyeyim? Bu otele personel lazım değil mi? Pembeleri çağırırız abi. Hem ucuza gelirler hem de geceleri müzik yaparlar. Ne diyorsunuz? Ne mi diyoruz? Allah diyoruz Ethem abi. Rica etsek gelip otelimizde tatil yapar mısınız? Amirimden izin alabilirsem geleceğim. Yaşamak olsun. Yaşamak olsun. Zaten otel iş yapmıyor diye kakalayacak bir Keriz arıyorlardı. Seni buldular. Allah. Gitti paralarım, gitti. Gitti paralarım. Adam bayılıyor, koşun. Ne bu, karabiber mi? Evet, karabiber yemeğinize de koydum. Benim karabiberi alerjim olduğunu bilmiyor musunuz? Komaya giriyorum, fenalık geçiriyorum. Sen gelsen, otelimizin açılışını yapsan, gazeteciler gelir, otelimiz televizyonlarda çıkar. O zaman da çok müşteri gelir. Çocuklar bana her şeyi anlattı. Onların hatırı için otelinizin açılışına geleceğim. Bir konser vereceğim. Anam, buyurun. Evet, bu güzide Cennet Oteli açarken vatana ve millete, Türk turizmine hayırlı olmasını temenni ederim. Hey, anam ne çirkin karıymış kız bu İlal Bey. Ne oldu kız ana? Hmm. Kıskandın mı yoksa? Karabiberden de biraz koyalım anam şöyle. Aa. Çok abartma be. Karabiber dedin, az konur. Kim demiş kız az konur diye, çok konur. Ay, aman. İlay bayılacak anam, buna bol karabiberli menemen ha. Ay canım benim, kurban olsun Yediye. Nasıl kız, güzel değil mi? Anam bir şey olur. Ne oldu be? Ay. Hilal Hanım. Hilal Hanım. Hilal Hanım, kendinize gelin. Kimse yok mu? Resepsiyonda da kimse yok. Ölmüş. Ay! Ne? Ölmüş. Ölmüş. Ben abla öldürdüm. Ben öldürmedi bana. Kedi öldü ha. Abilopma attı ağzına, karı kattı, düştü şurada. Bitti sen pembe. Mahvoldun. Ay! Ben şimdi ne halt edeyim? Ay benim şansım oğlan, ben nasıl öldü bu karı, bir yemek verdim ha. Bir lokma yedi ha. Üf! Bak şimdi bu iş ki polise giderse ben bittim artık. Oh! Nihayet buldum sizi. Komiserim canım benim. Ben şimdi naneyi yedim. Ne bakıyorsunuz be öyle? Beni gördüğünüze sevinmediniz mi yoksa? Sevinmez olur muyuz komiserim? Aşk olsun. Sevincimizden şok olduk. Ya sevincimizden. Hoş geldiniz komiserim. Komiserim. Sizi gördüğüme bir sevindim, bir sevindim ki beyin, hoş geldiniz can. Ay sen de hoş geldin Dicle'ciğim. Hoş bulduk Fatoş abla. Şu
Bu bayan niye yerde? Bir derdi mi var? Artık bundan sonra bayanın bir derdi olacağını pek sanmam komiserim. Nasıl yani? Şeydir o. Neydir ulan? Sarhoş. He, sarhoştur. Yani. Ya Lingo Lingo orada devirdi şişeleri, sonra da kalktı kendini devirdi. Yani umana da artık bir derdi olmaz diyor senin. Çok fena sarhoş komiserim. Sızmış kalmış. Evet. Ayıtmaya çalışıyoruz biz de. Bir dakika canım, ben yardım edeyim. Olmaz komiserim, olmaz ya. Yapmayın. Olmaz komiserim. Olmaz. İmkansız. İmkansız. Hiç olur mu komiserim? Niye be? Niye olmuyor? Ay, Kadi çok pis kokar be komiserim. Leş gibi içmiş. Komiserim siz odanıza çekilin ya. Ay biz hallederiz komiserim, merak etmesin. Hem siz yol yorgunusunuz. Tabii tabii. İyi, siz bilirsiniz. Zelim, oğlum komiserimin bavullarını kap koy odasına, haydi. Haydi. Hemen, derhal. Buyurun. Dur ya, bir daha bak. Olmaz olsun. Dinler. Haydi canım benim, haydi komiserim. Ay komiser vaziyeti çakacak diye ütüp koptu. Az daha hepimiz hapislerde çürüyecektik ulan. Hepimiz mi? Aa, Gacı'yı sen öldürdün Bebe adam. Biz niye hapislerde çürüyelim ki? Melekşe aklı. Katil sensin. Biz sadece görgü tanığıyız. Katil mi? Ne katili oğlum? Karı kalktı, kendi kendini öldü ana. Gördünüz değil mi hepiniz ha? Beter. Kesin be kesin. Şimdi kavganın sırası değil. Kimseler görmeden el ele verip şu cesedi ortadan kaldırmamız lazım. Tabii tabii. Bana ne? Ben öldürmedim. Kim öldürdüyse o kaldırsın. Allah Allah. Eyvah. İlali menajeri. Şimdi mahvolduk. Yadık. Dün ya. Dün. Ay, ne oldu Allah ya? İlali menajeri gelir. Ne? Ne? Bana. Anam şimdi gelecek. Aa, burada cesedi görecek. Ben şimdi bittim işte. Merak etme, ben şimdi halledeceğim. Bittim ben. Be. Şimdi hallediyorum. Beter. Ben bittim anam. Anam İlal Hanım, kalk benim, kalk. Pardon menajer bey. Hey Allah'ım. Hey Allah'ım ya. Bir vurmuş. Sonra da Temel demiş ki. Ne demiş ulan Temel? Lan ne komik çok... değil mi? Ay, çok güleriz böyle. Çok komik de beğeniyoruz hadi. Pardon. Hilal nerede? Hilal mi dedin? Kim anam Hilal? Vallahi az önce buradaydı. Dışarı çıkacağım dedi. Şey yaptı, çıktı gitti. Gittiğini gördüm ben. Peki siz ne yapıyorsunuz gördüm burada? Söyler misiniz? Allah! Ne oldu? Niye ölü görmüş gibi bakıyorsunuz? Ölü görmüş gibi mi diyorlar? Ölü görmüş gibi mi? Yok taneler. Hiç gireceğim yoktu vallahi. Benim de. Siz iyi misiniz? Canım biz açılışta içkiyi biraz fazla kaçırmışız ana. Ayılamıyoruz işte öyle öyle. Biz herhalde güler dururuz öyle. İçkiyi fazla kaçırdınız belli oluyor. Neyse ben çıkıp Hilal'e bakayım. Oh be. İş. Of. Lan beter yakalanacağız diye ödüm pörtledi ya. Ben de korkudan 3,5 attım resmen. Abi dedi o kadar ha. Çok şükür kazasız belasız atlattık vallahi. Oh be. Nerede? Hilal nereye gittiğini söylemedi değil mi? Size söylüyorum, cevap versenize. Yok, söylemedi. Öyle yüreğinin götürdüğü yere doğru gitti. Hey Allah'ım ya. Bede. Ne yapacağız şimdi? Cesedi bir halıya sarıp arka kapıdan çıkaracağız. Öyle mi? Allah ben ne günah işledim ki. Hayatımda ilk defa bir iyilik yapayım dedim. Ağlığında da kalktım katil oldum öldürdüm karıyı. Bir daha kimse iyilik yapmam anam, ay geliyor İlal Hanım. Şşt sizin ya. Aa. Hüzgâcılara bak. Halını çalıyorlar Ethem abi. Aa hakikaten ya. Durun bakalım. Saçmalama be Ethem abi. Niye çalalım halıyı? Hırsız mıyız biz? Çıkayım bakalım. Madem halıyı çalmıyorsunuz, hepiniz birden bu halıyı böyle sırtlamış ne yapıyorsunuz? Şey yapıyoruz. Ay canım merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Merhaba. Ne dedin? Şey, ne?
Allah bilir. Halının içine değerli eşyalarını da çalıp saklamışlardır Ethem abi. Rıza, fitlemesene Ethem. Tamam. Göreceğim beş parmağı. Tamam. Bırak tamam. Abi ya. Yapma, tamam. Ethem abi, benden başka kimseye güvenme abi. Müdür yap beni. Bak bakalım o zaman çalabiliyorlarmış imşan. Tövbe. Açın şu alıyı, kontrol edeceğim. Olmaz, açılamıyorum. Ne açamayacak mısınız? Ethem, ısrar etme, açılmıyor. Ya en iyisi biz bağlıyı içeri geri götürelim. Bu durumda en doğrusu olacak hadi. Ethem abi, sen de gelsen iyi edersin. Ethem, geçiyorum, görüşürüz. Bay bay. Şuraya bakalım, ne var onun içinde? Filin cepici ver, öldük. Kaldırdık karıyı, alıyı sardık. Dalga geçmeyin benimle, ne var benim? Aç kendin bak o zaman ana. Anam açıyor ha. Bismillah, bu ne? Hilal. Halı mı çalacağız biz Şebek ha? Ölmüş hakikaten. Vallahi bir kendisine sor. Biz ölmüş diye biliyoruz ama sen ilk kaynaktan teyit ettir istersen. Pembe öldürdü. Zorla gacının ağzına yemeği tıktı. O da hık dedi, öldü gitti. Eyvah. Hilal'in bu otelde öldüğü duyulursa topu atarız. Kimsecikler gelmez artık bu otele. Ne yapalım? Ne yapacağız şimdi Şimşek? Bir dakika. Bir şekilde cesedi otelden çıkaralım da sonra ne yapacağımızı salim kafayla düşünürüz. Alıyı kaldırın. Ha, ben de sizi arıyordum. Temiz havlu lazım odaya. Allah. Komiserim, gelmiş. Komiserim, siz ne zaman geldiniz? Az önce geldim. Bu arada tebrik ederim Ethem. Güzel bir otelmiş. Nasıl, işletebiliyor musunuz bari? İşte komiserim. Az müşteri var. İşler ölümü biraz. Ölümü? Ölümü dedi. Ölümü yok. İyi, aman. İşler iyi olsun da. Bu önünüzdeki ne? O mu? Halı. Kalıdır ha. Ciddi mi? Vallahi ağladım. Ciddi bak, hakiki ağladır ha. Yahu delirtmeyin adamı. Halı olduğunu ben de görüyorum. Niye sermiyorsunuz onu? Açın senin bakayım. Açalım mı? Evet. Olmaz. Hayatta olmaz. Mümkün değil. Açarsak sürprizi kaçar. Deli konuşmayın. Halı dediğin sermek içindir oğlum. Bu değil komiserim. Bu şey içindir ha. Yani ben olmasam bir haltı becereceğiniz yok. Açın şu halıyı serin. Durun komiserim. Durun. O halı şey. Ney kardeşim, ney? Şey komiserim. Kirli o halı. Üzerine şarap döküldü de ondan topladı böyle. Ya. Şarap döküldü üstüne. Kirledik. Biz de temizleyeceğiz. Ya şunu baştan söylesenize be kardeşim. Beni uğraştırıyorsunuz. Tutmayın şunu burada. Müşteri görmesin. Hadi alın şunu, çamaşırhaneye götürün. Hadi. Hemen kaldım. Hadi. İyi günler komiserim. Allah Allah. Bunlar benden bir şey saklıyorlar ama bu bakalım. Elbet öğreniriz. Gel. Of be. Koy. Bu komiser Ethem başımıza bela oldu. Herif bırakmaz ki şu cesetten biz bir kurtulalım. Beter. Nasıl çıkaracağız şimdi bunu dışarı? Ya alıyla dışarı çıkaramıyorsak çuvala koyalım, öyle çıkaralım. Ya bu komiser baba çatlak. Ya çuvalda ne var açın bakalım derse. Ya Sultan haklı bey. Hayatta çıkaramayacağız bu cesedi dışarı. Üstümüze kaldı. Ya bu cesedi dışarı çıkarmanın bir yolu olmalı muhakkak. Ama ne? Buldum. Ne? Hilal buradan ancak bir şekilde çıkarsa dikkat çekmez. Neymiş o? Hilal otelden elini kolunu sallaya sallaya yürüyerek çıkacak böyle. Ya sen ne dediğini farkında mısın abi? Hilal öldü bilmiyor mu? Biz biliyoruz ama bizden başka hiç kimse bilmiyor. Bir dakika Betir. Şimdi sen benim aklıma gelen şeyi yapmayı düşünmüyor değil mi? Aynen onu yapmayı düşünüyorum Pembe. Hilal'i yaşıyormuş gibi göstereceğiz. Aramıza alacağız. Yürüte çıkacağız. Allah'ım sen bana sabır ver. Çıkarın Hilal'i, hazırlayalım hadi. Ay.
Anam. Anam. Çaktırmadan yürü, çaktırmadan. Anam karı nasıl yürüyor canlı gibi. Bir dakika, bir dakika. Merdivenlerden inemeyiz. Gazeteciler bekler aşağıda. Ne yapacağız? Asansör, asansörü de indirelim hadi. Geç be baba, geç be. Geç be baba. Geç be baba. Geç be baba ya. Soylar kuruyor sıçalar. Ana beni bu ölüyle bir asansörde bir başıma koydular. Kız sevdi üstüme düşme bu kadar çekil anam. Ay, ay, gene düştü. Ölülüğünü bil başlayacağım şimdi. Ay kızım ben ölüyle de korkarım. Anlasana ben ama. Anam. Ne oldu? Asansör bozuldu. Şansıma tüküreyim. Ne diyeyim? Bu mezarlık gibi kapkara yerde bir ölüyle baş başa kaldım. Anam beni ne alt edeceğim? Anam! 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 Bu bile kimse yok, tamam. Allah! Asansör bozulmuş ya! İkinci katta kaldı be. Anam kafayı yemiştir şimdi. Fırlayın. Hadi koş. Hadi koş. Yürü yürü yürü. Gelmeyeceksin. Kız. Kız Hilal Hanım, vallahi bilerek seni öldürmedim. Kız ben sana iyilik yapmak istediğim ara. Anam bu kıpraştırıyor mu? Ha? Kız utadın mı? Ay ay kurban olayım, beni çarpma. Kız ben sana dualar edeceğim ha. Allah'ım Hilal Hatun'un ruhuna ediyorum duaları. Eşheden la ilahe illallah, eşheden Muhammed'in abdü ve Resulü annem. Ay. Pembe abla. Pembe abla. Pembe abla. Pembe korkma. Kız ana bak. Ana ben bizim Beyba. Seni oradan kurtaracağız Şipşak Pembe abla. Kız Beybi, korkudan ağzına kaçırma inşallah. Hilal nasıl, iyi mi abla? Ya iyi iyi. İmzalı resmim yanımda yok, öbür taraftan yollayacağım demiş. Çıkaracağız seni oradan. Haysiyeti püskünlüler. Çıkarır anam. Bu karı hortladı burada. Anam bana, anam bana pis pis bakıyor gözlüklerin arkasında. Ay, ay. Al şunu Ferhat. Tamam, tamam. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Korkma Pembe. Açıyoruz kapıyı. Vur, vur, vur. Sen vur abla. Çek, 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 çek. Çek, çek, çek. Gel, 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 gel. Çabuk, gel Pembe. Hadi. Ay anam benim. Allah. Sizi kahretmesin. Korkudan öldüm. Öldüm. Dirildim. Gerçeğe bak be. 40 yıllık bebek korkudan olmuş buzbur be. Ben buraya kadar alın cesedinizi nereye çekerseniz oraya edin. Ben odama gidiyorum. Ay yürümeyeyim dedim ama o anamın hali ne böyle be. Korkma Pembe olmuş be. Yürümeyeyim de kadına. Hilal. 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 Çabuk çabuk çabuk. Hilal. 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 Al al. Allah. Sultan. Sultan gel tut Sultan. Rıza. Rıza gel gel. Tut ayaklarını. Tut tut. Ayaklarını tut. Tut Sultan. Sultan. Dikkat dikkat. Yavaş yavaş. Hadi hadi çabuk götürün. Beni karıştırmayın. Yürüyün yürüyün çabuk. Kimseler görünmeden arabaya biniyor. Şansımız varmış, gene ucuz atlattık. Durun. Eyvah komiser baba. Şimdi naneyi yedik. Hakkınızı helal edin. Merhaba komiserim. Ah siz yok musunuz siz? Benden bir şey sakladığınızı başından beri biliyordum zaten. Eyvah komiserim her şeyi anlamış. Demek Hilal Cebeci Hanım bu otelde kalıyordu da siz bunu benden sakladınız ha? Daha da ferası, ben Hilal Hanım'dan bir imza bile alamadan onu apar topar götürüyordunuz öyle mi? Ya öyle tabii. Hay Allah, yakalandık işte. Ya size söyleyecektik, bir türlü fırsat olmadı komiserim. Hilal Hanım, kızımla bana bir imza verirsiniz artık. Hayranınızız. Dicle hediye imzalar. İmzalar canım. Allah aşkına imzala. Ölümü gör bak. İmzala. Canım ne olacak? Elim yapacak. Buyurun komiserim. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Hilal Hanım, bir kere sarılabilir miyim? Çok seviyorum sizi. Sarılmak mı?
gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Ne oldu be? Hilal. Hilalcığım. Hilal Hanım. Hilal kendini mi? Komiserim. Vallahi biz öldürmedik. Bebe öldürdü. Ne diyorsun be Melekçe? Zorla ağzına yemeği tıkadı. O da vallahi billahi bir lokma alır almaz düştü çocuk. Ne? Yemekten sonra mı böyle oldu? Ya yemeği yedi sonra gitti. Yemekte karabiber var mıydı? Vardı vardı. Bebe yemek lezzetli olsun diye böyle bastı karabiberi. Şimdi anlaşıldı mesele. Ölmemiş, bayılmış. Bütür koma halinde. Nasıl yani? Hilal Hanım'ın karabiber alerjisi var. Azıcık yiyince bile vücut anında kilitliyor kendini. Bu hale geliyor. Ne olacak şimdi? İğnesini yapmak lazım. Rica etsem bana yardım eder misiniz? Tabii. Ay tabii. Kendine geliyor vallahi. Yaşasın. Allah'ım sana şükürler olsun be. Şimdi ben imza istesem olur mu Ferhat? Ya bir dur be kardeşim. Sen nesin diledin imza diye. Ne zaman isteyeceğim ben bu imzayı anlamadım ki. Ya. Ne oldu bana? Geçmiş olsun Hilal Hanım. Küçük bir kaza geçirdiniz de. Ama şimdi iyisiniz. Sana verdikleri yemekte karabiber varmış. Ne? Ben size iyilik yapayım siz beni öldürmeye kalkın. Ama Hilal Hanım. Görürsünüz hepinizi mahkemeye vereceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim sizi. Hilal Hanım vallahi bilmiyorduk. Hastaneye götür beni. Ya. Hilal Hanım. Aa ne kızıyor bu kadar ya. Allah Allah artist. Saçmalamayın. Kız haklı. Ben de ölüm tehlikesi geçirsem ondan farklı olmazdım. Ah siz yok musunuz siz? Ne adamsınız be? Yürü kızım. Buraya girin. Yaklaşın, yaklaşın. Heh, ne oldu be? Hilal'in iyileştiğini sakın Pembe'ye söylemeyin ha, tamam mı? Niye ki? Orasına karışmayın. Şahane bir planım var. Olmaz! Olmaz! Olmuyor, olamaz, ısrar etmeyin ha. Olur, olur. Mal gibi olur. Olmaz! O şeyi ne yaptınız? O şeyi ne yap... Leşi ne yaptınız? Gömdünüz mü zavallının leşini? Maalesef Pembeciğim. Cesedi otelden çıkaramadık ki. Komiser kapıda dikilip duruyordu. Ya biz de ne yapalım götürüp depoya sakladık. Yarın artık otelden çıkarız inşallah. Hadi odunu al da gel Pembe. Sahneye çıkman lazım. Olmaz. Israr etmeyin. Hayatta çıkmam. Ha. Çıkarsın Pembeciğim çıkarsın. Ya çıkman lazım Pembe abla. Şart. Ya sessiz olmaz Pembe abla. Ya tabii olmaz. Ya bir gidin anam be bir gidin. Hem çok değerli bir sanatçının ölümüne sebep olmuşum. Hem de hiçbir şey olmamış gibi orada çıkıp da çalgı mı çalacağım? Siz beni bu kadar kansız mı sandınız? Sen gelmezsen ceset ortaya çıktığında komiser senden şüphelenir ama. Yalan. Ya tabii. Diyorsun. Anlıyorum. Hangi şarkı canım? Korkuyorum. 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 Bak mister. Şöyle göbek atacağım. Bak. Spalini. Spalini, spalini. Aa, ben deyim, ben deyim. Bütün terslikler hep benim. Yapıştırma bana. Hadi hadi. Memlekette döviz giysin ha. Amma cimri çıktın lan. Ne düşüneyim kız oynak? Hilal Hanım'ı düşünürüm. Rahmetli nasıl da lükmasını bitiremedi. Öldü gitti içim yanıyor. Ya dur içinde yatsın. Öldürmeseydin şimdi Ferhat'la birlikte şarkı söylüyor olacaktı. İçim kana oluyor. Nasıl kıydın onu gibi bir sanatçıya bilmem ki Pepe. Deli deli konuşmayın zaten yüreğim yanıyor. Bir de siz yangına körükle gitmeyin. Aha, rahmetli Hilal yaşasa kim bilir ne güzel şarkılar söyleyecekti. Üf tübe tübe. Yeter. Bilerek mi yapıyorsunuz?
kesin vallahi hepinizi şimdi. Yoksa ne yaparsa Pebeciğim öldürür müsün hepimizi? Dedim işte alışmış kudurmuş da betendir. Öldürmek alışkanlık yaptı herhalde. Bak yeter üstüme geldi inan. Kazayla oldu derim, niye inanmıyorsunuz bana? Pebeciğim. Ah benim kürdanim ha. Orada hadi gelin. Ya bir planım var diyordu. Nedir planın bebekler? Hayırlı bir şey midir bari? Hayırlı hayırlı. Çok hayırlı hem de. Evlenmeye hazır mısınız siz, onu söyleyin bana bakayım. Ciddi misin be abi? Merak ettim lan şimdi. Nasıl bir plan bu? Pembe'ye gidip diyeceğiz ki sırrımız ortaya çıktı Pembe. Komiser baba depoya sakladığımız cesedi gördü. Cinayet için soruşturma başlattı. Kalbin inecek Pembe'nin be. Aa yazık anama be. Ya yani niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Deliyiz biz ya. Daha bitmedi. Sonra siz Pembe'ye diyeceksiniz ki evlenmemize izin vermezsen Hilal'i senin öldürdüğünü söyleriz. Oh be. Cin gibi adamsın vallahi beterim. Öyle vallahi. Helal olsun be beter. Süpersin Allah'a be. Ya oldu bu iş yani. Evleniyoruz. Komiseri de ikna edersek bu iş tadından yenmez vallahi. Ya var ya. Büyük adam büyük. Hadi bakalım. Şakıyan karıyı kalktım öldürdüm. Şimdi böyle güzel bir sesi yok olmasına mı üzüleyim? Hapislerde az sürüneceğim, ona mı üzüleyim? Yoksa başka rümelim akıyor anama, ona mı üzüleyim? Ben neye üzüleyim ana? Pembe abla. Canım. Şapa oturduk ha. Bittik biz bittik. Toplu pılını pırtını Meksika sınırını geçmeye bak Pembe. Ne oldu? Niye korkarsınız anam bu kadar? Komiser depodaki Hilal'in cesedini gördü abla. Ne dersin? Polis olaya el koydu. Katili araştırıyorlar ana. Deme kız. Lan ben şimdi ne halt edeceğim? Dedim sana Pembe. Meksika'ya tüymeye bak. Santa Fe'den sınırı geçti mi tamamdır. Sana dokunamazlar. Santa Fe, Manta Fe, Texas mı oğlum burası? Allah ben şimdi halt edeyim. Nerelere gideyim anam? Yapacak bir şey yok Pembe. Görüş gününde temiz çamaşır falan getiririz artık. Ben şimdiden Allah kurtarsın deyip de. Hadi, hadi gidin şuradan. Siz de görürsünüz. Ben bir şey yapmadım anam. Karı kalktı, lokmayı yuttu, kalktı öldü. Nereden bilelim? Belki de zehirledi kızcağızı. Menemeni sen yaptın. Doğru, sen yapmıştın Pembe abla. Ben yaptım. Hilal de menemeni yedikten sonra ölmüştü, hatırlatırım. Vallahi yok, billahi yok. Ben bir şey yapmadım. Kurban olayım benim adımı vermeyin anam, kazayla öldü değil. Şimdi derdimi anlatamam be mahkemelerde. Sürüm sürüm sürünürüm be. Bir şartımız var Pembe abla. Canım. Gel bakayım Sultan. Gel bakayım. Şimdi sen Sultan'la evlenmemize izin ver. Biz de senin adını vermeyelim. Oldu canım. Başka? Görüşte sigara falan getireyim Pembe abla. Ne de olsa hapiste sigaraya da başlarsın değil mi? Hiç boşuna yırtınmayın. Mahpusa da girer çıkarım ama evlenmenize izin veremem. İyi sen bilirsin Pembe. Babam sizi çağırıyor. Hadi gidelim. Gel bakalım. Bittim haydi gidelim. Düştüm mahpus damlarına öğüdü veren çok olur. Düştüm mahpus damlarına öğüdü veren çok olur. Cibe oğlum nasıl şarkıdır oğlum, inadına mı şarkı? Şarkı Pembe abla, sözleri bu, ne yapayım ya? Anlıyor, başka bir şey söyle, daha ne şeyli bir şey. Haber uçtu devlete, de 5 yıl yattım hapiste. Ama yürü be yürü. Haber uçtu devlete, buyurun buradan buyurun. Hapis yatağı yatağı biter, bak, yollar gide biter, yorumda. Kurşun ata ata biter, aldırma peki. Gelin bakalım gelin. Gelin de şöyle bir dizilin karşıma. Sizlerle biraz konuşalım. Bayanlar baylar. Ayrola komiserim, niye çağırdınız bizi şimdi buraya?
Bir cinayet soruşturması için çağırdım Pembe. Cinayet mi dedi? Kim ölmüş, biri mi ölmüş komiserim? Burada soruları ben soruyorum Pembe Hanım. Kim ölmüş? Ben şimdi nereden bileyim, değil mi? Ben mezarlık bekçisi miyim komiserim? Hilal Cebeci ölmüş. Ciddi misin komiserim? Baba. Şimdi bak, gördün mü şimdi? Gelecek sülüğün gibi kız, hiç değil misin ki ölecek? İşte takdiri ilahi bu. Vakit dolunca gidiyorlar. Kaza mı olmuş komiserim? Cinayet saatinde neredeydin Pembe? Avuzda yüzüyordum burada. Değil mi canlarım, hep beraber yüzüyorduk burada. Bir dakika. Ben cinayet saatini söylemedim ki. Sen nereden biliyorsun cinayet saatini? Yok, ben bilmiyorum. Ben nereden bileceğim? Vallahi ben bütün gün avuzda şey ettim yani. Yani yüzdüm. Bu bakımdan şey ettiremiyorum. Peki. Ferhat, sen bana önemli bir şey söyleyecekmişsin. Komiserim, Pembe abla ile ilgili bir şey söyleyecektim ben. Neymiş bu önemli şey? Söylüyorum. Söylüyorum. Seninle o konuştuğumuz şey var ya, o tamamdır. Kabuldür, oldu. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Dur şimdi, lafı karıştırma Pembe. Ne söyleyecektin sen Ferhat? Söz mü Pembe abla? Söz mü? Pembe abla Sultan'la evlenmemize müsaade etti komiserim. Düğünümüzde nikah şahidi olur musunuz diye soracaktım. Öyle mi? Tebrik ederim. Sağ olun komiserim. Şahit burada sen oluyorsun komiserim. Şimdi gidebilirsiniz. İyi günler komiserim. Ama bu soruşturma daha bitmedi. Gözüm üzerinizde olacak ha. Komiserim. Komiserim ya, size nasıl teşekkür edeceğiz bilmiyoruz ya. Ya siz olmasaydınız bu düğün olmazdı vallahi billahi ya. Pembe'yi korkutmak benim için bir zevktir. Ya komiserim ya. Canım ya. Zaten Emilia'yı unutturacağımı söyledim. Boyubosu devrilesici, ahlaksız. Kız arkadaşın olmam için teklifini Emilia'nın önünde yapacaksın. Doğru söylersin be sarı kafa. Ben deli Kadir'e inandım da ne oldu? Parktaki ilk gacıyla aşna fişna. Boyu devrilesici. Ay, filmin en heyecanlı yerinde kim bu be? Kapı açık, gel. İyi, sen miydin? İti ançoma hazırla. O çiçekler ne öyle? Senin güzel gönlünü almak için aldım kısmetçi. Bana kısmet mismet deme. Hele cim hiç deme. Ama kalbimi kırıyorsun kısmet. Ben artık senin kısmetin değilim. Git o parktaki gacıya. Yapma kısmet Allah aşkına. Bozuk para gibi harcama beni. Gözüm senden başkasını görmez bilmez misin? Doğru mu söylersin? Doğru söylerim tabii. Ver o zaman çiçeği. Al. Seni dışarı çıkaracağım. Hem de aşıkların gittiği mekana götüreceğim. Başka gacılara bakmak yok ama. Yok. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz. Ya var ya, Allah Hilal Cebeci'den razı olsun be şahane. Resmen onun sayesinde evleniyoruz. Ya bir yandan evleniyoruz diye seviniyorum ama... ...bir yandan da anama çok üzülüyorum be Ferhat. Nasıl korkuyor garibim? Ya üzülme be şahane. Hele bir evlenelim. Gerçeği söyleriz Pembe abla. Komiserim, acaba diyorum şu katilin izini bulabildiniz mi? Yok, daha bulamadık. Aman boş ver araştırmayı. Belki de kızcağız Ecelil'in kalktığı dönem. Hayır, kesin cinayet. Katili bulup hapse tıkacağım. Ömrünün sonuna kadar orada kalsın da aklı başına gelsin. Öyle mi dersin, ömrünün sonuna kadar? Ölünceye kadar. Burası sıcak bastı anam beni. Azıcık hava alayım, hava alayım, hava alıyorum. Çok yanlış yaptım. Onlara öyle bağırmamalıydım. Nereden bilsinler karabiber alerjim olduğunu? Haklısın Hilal'cim. Hele Aliş'le Ayşe ne kadar kırılmışlardır. Bir özür dileyim, gönüllerini alayım, değil mi? Vallahi iyi olur.
Hem Sultan da evleniyormuş ya, ona da bir hediye vermiş oluruz. Beni gördüklerine ne kadar sevinecekler değil mi? Evet. Ya soruşturma sonunda karıyı öldürdüğüm ortaya çıkarsa? Allah'ım, idam cezası acaba kalkmış mıydı? Tabii kalktı. Allah'ım buna da şükür. Hiç olmadı idamdan yırttık ha. Pembe. Canım. Ortlak anam, ilaç. Ortlak mı? Gelme. Aa ne oluyor? Seni gördüğüne pek sevinmedi galiba. Gelme ortlak, gelme. Vallahi billahi ben seni öldürmedim anam. Sen yapmayı yuttun ha, oradan düştün öldün. Ay pembe saçmalama, ben ölmedim ki. Ölmedin mi? Ay ölmedim tabii, bayılmışım. Hakikaten de ölmemiş ha. Bayılmış mısın sen? Ne der oğlum bu? Doğru söylüyor abla. Alerjisi var. Baba. Benim karabibere alerjim var. Karabiber yiyince böyle kendimden geçiyorum. Sana söylemediler mi? Yok anam, kimse demedi bana karabiberi. Karabiber dedi. Evet. Dur şit. Sen orada öyle kıpırdama, ben geliyorum ha. Dur. Şimdi yani diyorsun ki bizimkilerin bundan haberi var mıydı? Tabii vardı. Vardı. Ay hepsi benim iyileştiğimi gördüler. Demek ki gördüler. Allah Allah. Aklım almıyor bir türlü. Niye sana bunu söylemediler ne ki? Ne biliyorum, bana niye söylemediler. Gel kız buraya. Nedir sizi ben? Gel kız buraya. Pembe kızı Sultan. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Edemez. Çünkü ölüler evlenemez. Yapmam bakaya. Bak gördün. Şimdi bak İlal Hanımcığım, gidip ikisini de ben öldürüyor muyum, öldürmüyor muyum? Allah 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 Allah! Helal dedin. Ne güzelmiş burası ve iyi ki getirdin beni. Elbette hayatım, burası aşıkların yeri. Kim bilir genç kızları nasıl getirdin sen buralara? Yok be, yanlış anlıyorsun beni. Hadi bakalım öyle olsun. Şşt, bak şuradaki Elif bana bakar. Hangi Elif? Ne bak. Böyle de bıyıklarını büker. Bir dakika müsaade. Sen benim yanımdaki kız arkadaşıma nasıl bakarsın? Ha? O benim helalim. Ona bakmaya utanmıyor musun? Yaşından başından utanılan mı? Sensin bak. Sen öldün yaşından başından. Ben tuttuğumu koparırım. Ne? Ben de, o da hoşlandı benden. İftira! Kuru iftira! Allah Allah, yok canım, bana bak. Gidin bak. Lütfen aynı beyler. Kız benim, sen ne misin be? Bu yaşta bile iki tane erkek senin için kavga eder. Bırak! Tutma beni! Mr. and Mrs. Animasyona hazır mısınız? Ben ne yaparsam siz de aynısını yapacaksınız. Repeat after me. Okay? Okay. Just do it. Güzel. Nereden çıktı lan bu arı? Sen musallat oldun lan. Lan bunlar bir de iki oldu. Lan zulüm işlemek için teşekkür mü oluşturuyorsunuz be? Allah! Sokacaklar lan! Allah! Allah! Konuşun bak. Siz bana nasıl üç kağıt açtınız? İlal'in ölmediğini gördünüz ama gelip bana söylemediniz öyle mi? Abla valla ben söyleyecektim ama fırsat olmadı. Git şuradan üfürükten tayyare.
Boşuna yalan söyleme. Kilecikmiş de fırsatı olmamış. Ay ben aşağı ineyim. Müşteri kahve bekler. Hadi size iyi günler. Ay. Şuraya geç. Müşteriler zıkkımın pekini içsinler. Daha lafı bitmedi. Fatoş aşk olsun. Anamın lafı bitmedi. Nereye gidiyorsun? Bak bize. Biz gidiyor muyuz? Sultan. Evet. Bana bak. Hiç bana öyle yalakalık yapma. Yapmayın. Kız sırf Ferhat'la evlenmek için başıma bu şeyleri çorapları kalkıp ürdün ölüm. Kız seni doğuracağıma iki taş doğurup ataydım ortaya daha iyiydi. Hiç olmazsa inşaata temel olurduk kız. Vallahi Betülhan'ın fikriydi abla. Ben yapmayalım dedim ama. Yok be ihbarcı. Sasın. Şimdi. Bak bak kız önüne bak. Beni iyi dinleyin. Bir daha sultanı Abu Ferhat'ın yanında görürsem hepinizin bacaklarını böyle ayırıp oraya koyarım ha. Bizim de günahımız var abla. Sen! İmalat hatası. Bundan böyle sultana bekçilik edeceksin. Yoksa hepinizi böyle açıra gibi yakar ortaya koyarım anladınız mı? Kız anladın mı? Anladım anne. Bir daha de. Anladım. Şimdi girin hizaya. Anladım. Naş. Abi. Gözüm görmesin sizi. No. Yürü kız sen de. Yürü. Allah'ım kazmaları. Ferhat. Otelin müşteri kaydını çıkar bakalım. Ne yapmışız? Karda mıyız, zararda mıyız? Bakalım bir. Tamam Ethem abi. Şunları hesaplayayım hemen bakıyorum. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Allah pembe abla. Ha, bu arada mutfak masraflarını da çıkar Ferhat. Ha? Ha Ferhat. Ferhat. Ne ararsın sen orada? Şeyi arıyorum Ethem abi. Neyi arıyorsun? Yüzüğüm düştü de onu arıyorum Ethem abi. Sen işine bak hadi. Allah Allah. Ethem abi tamam. Sen git ben hesapları çıkarırım ya. Hadi git ya. Belediyecilere verdiğimiz hesapları da çıkar. Ya tamam gitsene sen ya. Allah Allah. Allah Allah. Ayrılı canım. Bir şey mi kaybettin? Pembe abla. Canım. Ne güzel basarsın Pembe ablacığım. Buna da bassana. He? Boşuna yalakalık etme. Ben seni boğacağım. Şimdi ben seni boğacağım. Gelme, üstüme gelme. Ya, tamam baksana ya. Tamam durun. Ne yaparsınız? Durun dedim size. Tamam abi. Ya bak gelme üstüme. Durun ben karışma. Ya dedim. Yeter be, burası bir iş yeri. Ciddi olalım. Seninle sonra görüşürüz ha. Resepsiyonist bozuntusu. Hadi bakayım. Oğlum adam gibi yıka lan şunu. Bu minibüsle turist taşıyoruz biz. Hani temiz olmalı ki. Avrupa Birliği'ne. Bunların minibüsleri pis. Sakın birliğe almayın falan demesinler lan. Tamam abi yıkıyoruz işte. Konuşma. Dilin değil. Elin çalışsın. Kapat böyle. Anladın mı? Bak böyle. İyice böyle çekeceğim. Abi baksana. Ne var? Var ya ünlü oyuncu Arda Ülkan değil mi ya? O hakikaten. Yanındaki de manken Tuğçe İrem lan. Kesin bunların şimdi düzeyli bir birliktelikleri vardır abi. Konuşma. Bırak lan bu telefonu ağızlarını. Magazinleri izleyip izleyip hep de medya maymunu oldunuz be. Yıka lan şu arabayı. Hadi. Sevgilim, kalacağımız oteli beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Beğendim de magazincilere yakalanmayız değil mi burada? Sen hiç merak etme sevgilim. Magazinciler şu anda Bodrum'da, Kuşadası'nda fink atıyorlardır. Biz burada gözlerden uzak bir tatil yaparız. Ay inşallah gazetecilere yakalanmayız.
Aşkım güven sen bana. Bizi tanımazlar bile burada. Aman aman aman. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz. Hı-hı. Otelimize şeref verdiniz. Arda Bey hayranınızı. Beni biriyle karıştırıyorsunuz galiba. Adım Arda değil, Berk. Anlıyorum Arda Bey. Pardon. Yani Berk Bey. Bir yanlışlık oldu. Buyurun buyurun. Ben bagajları alırım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kimleri görüyorum? Arda Bey sizsiniz. Ay vallahi dizinizi zevkle seyrediyorum ha. Siz de beni Arda Bey'e benzettiniz galiba. Beyefendi Arda Hürkan değil. Benziyor sadece. Berk Bey. Öyle mi? Anlıyorum. Yani Gacı da şeye benziyordu. Tuğçe İrem'e maşallah. Ya tesadüf işte. Ya tesadüf. Buyurun, Selim beyefendinin bavullarını odalarına çıkar. Buyurun, abi ben daha sonra bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Hayır, Arda Hürkan'la fotoğraf çektirdim diye milleti kerizleyeceğim de. Buyurun odanızı göstereyim. Şş, ne iş ya? Güzel iş. Betül, ne işle döndürüyorsun? Anlasana pembe. Arda Hürkan hem evli hem de çıtır bir mankenle ilişkisi var. Gazeteye böyle manşet olmak istemezsin değil mi? O yüzden de ben Arda değilim diyor değil mi? Ulan vay be. Biz de yedik. Safız ya biz. Ha. Şey ben aslında yemiştim. Şimdi bunlar gerçek Arda ile Tuğçe öyle mi? Aynen öyle tam abi. Lan Allah'ın saf diri. Nasıl anlamadın sen bunu? Ya hiç güleceğim yoktu be Tam abi. Gülmeyin be. Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Sen benimle şöyle gel bakayım. Bete. Ha. Şimdi ben diyorum ki sen gazeteci olsan bunları böyle yan yana çeksen. Ver yana hayatını ondan sonrasını sadece para saymakla geçir. Ne güzel iş değil mi? Bir dakika pembeciğim. Gazeteci olmamız şart mı? Ne diyorsun? Sen bak bakayım benim gözlerime. Lan senin gözlerin gene fıldır fıldır oynuyor gene. Pembeciğim uyansana mevzuya. Bulalım bir kamera, bunları öpüşürken falan çekip verelim. İndirelim parayı balyayla. Of be. Ben senin şu kelinden üperim ha. Maşallah sende zehir gibi kafa var. Dayanamadım bir daha öpeceğim oh canım öp benim. Öp oh canım ben benim. De seni öpeyim mi bir? Sana aşığım biliyorsun. Hop. Hemen öyle sırnaş. Yüz verdik. Geldi yaptı kafaya. Pardon pembe. Ha şöyle. Şşt. Şimdi sen bir erden bir kamera bulursun. Ha çaktırmadan ha şöyle. Ha bir de şöyle çekiyorsun anladın mı? Anladın değil mi? Anladım. Bak oraya bak ha bak merhaba. Yani öyle şurada varsaydık şimdi. Melekşe az ye biraz be. Ne yemesi be? Tadına baktım tuzu iyi mi diye. Bırak Allah aşkına be Melekşe. 30 kişilik yemek yaptık. Sayende 5 kişilik yemek kaldı. Kime yeter bu? İyi olmuş tuzu. Heh. Hadi be oradan be. Kepçeyle mi bakıyor tuzla? Keriz miyim ben be? Ye ye ondan sonra bana iftira at. Ha. Ay siz bu oteli batırmazsanız iyidir vallahi. Aman tüküreyim otelle be. Geldiğimizden beri mutfaktayız be. Denize girmek isterim ben. Azıcık soluklanmak isterim. Aa ala kız. Ay sana söylemeyi unuttum. Geçen de televizyonda derlerdi. Ay deniz kumuna yatmak çocuk yapmaya çok iyi gelirmiş ona göre. Ha. Hadi canım sen de olur böyle saçma şey. Ay sen de hemen itiraz etmesen olmaz hani Muharrem. Niye olmasın? Ha. Robotizmaya iyi gelir. Kemiklere iyi gelir. Er ve altaya gelir. Belki bebek yapmaya da iyi gelir. Tamam tamam kızma hemen. Şu yemekleri pişsin, plaja gidip kuma gömüleceğiz ona göre. Tamam tamam kızma Melekşe. Tamam. Aferin.
Gelin benim kızım ha. Ha böyle tek başına yüzana. Sen sakın Ferhat'a falan takılayım deme. Kızım aşk olsun. Sana yaptığımız o kötülükten sonra bir daha ben hiç Ferhat'la takıldım mı? Senin öz kızını bile sana karşı doldurmuş olan o alçağa ben hiç bakar mıyım? Aferin kızım. Aferin. Bak ne güzel ne güzel konuşuyorsun. Kız ağzından bal damlıyor maşallah. Yerim ben seni. Sen gene anam öyle tek başına buralarda yüzsün. Oldu tamam. Gittin mi Ebe abla? Bir dakika dur. Dal birazdan. Kızım. Sana bir şey diyeceğim ha. Ne oldu kız ana? Kızım bak. O Arda Hürkan'ı var ya onu o mankenle dolaşırken falan görürsen hemen bana söylersin. Ne yapacaksın ki ana? Ne yapacağımı boş ver. Bana söyle yeter. Olur olur tamam. Kız o hortum nedir? Oo, şey hortumudur. Ne? Ne hortumudur o? Şey hortumu. Havuz hortumu. Havuz suyu buradan hava alır temizlenir. O zaman ben şimdi aşı parmağımı buradan bu hortumun içine soksam. Şöyle soksam. Ha, su kirleniyor mu canım? Boğuluyordum ya. Ben abla. Merhaba. Vay kırık vay. Anne benim kızımın yanında. Şu hale bak be. Ben buraya kafamı dinlemeye tatile geldim. Burada bile kavga ediyorsunuz. Rahat yok mu sizden? Komiserim. Eğer bir altı abu sütü bozuk yapar. Sen gene kalkar bana şerlersin. Olmaz ki böyle ama. Alınıyorum zaten benim hassas bir yapım vardır. Ne demezsiniz? Çok hassastır benim anam. Şikayetçiyim ben babada komiserim ya. Beni suda boğmaya kalktı. Avasız bıraktı ya. Bak komiserim şuna bak. Hem suçludur hem güçlü ha. Kalkmış gitmiş suyun dibine yerleşmiş oturmuş. Bunu da kafasına takmış kızımla fingir deşir. Sanki bakarsın ki kaptan kuston. Susun be susun. Salih at bunları nezarete. Salih dedi komiserim. Komiserim iyi sana bir halden oldu karakol mu burası? Ben de akıl mı bıraksınız be? Çıkın dışarı hadi defolun. Çık. Hadi. Pardon komiserim pardon. Kapınız artık komiserim. Çok özür dilerim komiserim. Hadi yürü yürü koş. Hadi yürü dedim vurma, sana. Vurma ben yürü, vurma ya. Yürü. Bak Niye bu kadar sinirlendin baba? Yahu sinirlenmeyeyim de ne yapayım be kızım? Görevde bunlardan çektiğim yetmiyormuş gibi... ...şimdi de tatilde bunlardan çekiyorum. Başımın belası bunlar. Tatlı bela ama baba. Ne demezsin tatlıymış. Hadi babacığım hadi. Onları çok sevdiğin gözünden okunuyor. Yoksa her seferinde hiç ceza vermeden dışarı gönderir misin? Bak sen şu yaramaza. Büyümüş de aklı her şeye erer olmuş. Daha dün senin altını bezliyorduk be. Ya baba. Abi bak şu kadın zengin gibi. Araklayla vur çantayı. Kocasını görmüyor musun oğlum? Tip sizin biri. Her şey beklenir bunlardan. Bekle, dişimize göre bir şey bulacağız elbet. Muharrem, hissederim ben. Bu kum sayesinde çocuğumuz olacak inşallah. Vallahi Berekşe, benim hiç aklım ermez ya bu işe. Sırf ay, senin atına geldim, onu bilesin ha. Aman be Muharrem, Fatoş televizyonda duymuş işte. İyi, tamam tamam. Nereye gömüleceğiz? Ha, bak burası çok burası. Iyi. Burası? İyi, hadi sen yap, ben senin üstüne kum atarım. İyi de senin üstüne kim kum atacak? Doğru bak. Orası hiç düşünmedim be. Kardeş. Kardeş bey. Siz de zahmet üstümüze kum atar mısınız azıcık? Zahmet ne demek abla? Güzel abi. Hadi bakayım çökerim. Evet. Şimdi de haftanın şık ve lüküslerine geçiyoruz. Ethem bey. Bu kıyafet olmuş mu hiç? O takımın üzerine taktığınız sarı mendil hiç olmamış. Üzgünüz Ethem Bey ama bu hafta size 10 üzerinden sadece 3 verebiliyoruz. Cinciklik yapma be. Nerede buldun o kamerayı? Turistin biri ödüş verdi. Bir çekim için lazım da. Pembe nerede kaldı ya? Hah.
geldi. Buldun mu kamerayı? Aferin Arda, sana. Arda ile sevgilisi balkonda. Fırsat bu fırsat. Hemen çekelim dedim. Nereden çekeceğiz? Yanlarındaki oda boş. Oranın balkonundan çekeriz. O zaman niye durursun? Çaktırmadan yürü hemen çekelim. Zengin olalım canım yürü. Pembe. Beterali'yle ne dolaşırsın sen? Aman bir dur be Ethem. Kıskançlığın sırası mı anam? Bizim ufak bir işimiz var, hemen geliyoruz. Allah Allah. Bunlar bir iş çeviriyorlar ama hadi hayırlısı. Ne duruyoruz? Hadi işinize. Ya çocuklar artık yeter ha? Yok yok, yetmez yetmez. Atın siz kardeş, at. Atıyoruz abla, sen hiç merak etme. Melekşe, üstüm tepeleme kum oldu be. Hadi gidelim ben bunun altında. Ne kadar çok kum olursa çocuk yapma şansımız da o kadar çok olur bari. Aklını çalıştır biraz. Bu kadar kum yeter değil mi? Yeter abi, işimizi görür. İşinizi görür mü? Nasıl yani? Yani biz şunları alıp kaçarken kumdan kurtulup peşimize düşmenizi istemeyiz. Değil mi abicim? Ne? Şaka yaparsınız değil mi? Şaka. Aha, ben anladım, bunlar çok şakacı çocuklar. Şaka şaka. Ah, ah, açma. Hadi eyvallah. Aklını çalıştırdın Berekşe. İyidir iyidir. Atsınlar kumu üstümüze. Bak çok güzel oldu. Ya gitti işimiz be. Sen konuşup durma be ya. İmdat be, imdat. İçine bak ya. Burasıydı değil yan mi? Yan taraf. Yan taraf diyorsun, bismillah. Sevgilim. Balkondalar. Ver şu kamerayı bana, ver. Nedir çalışıyor bu kamera canım? Bak şu düğmeye basacağım. Aman görünmeden çek ha pembe. Şuraya mı basıyorum? Oradan değil ya. O kadar yaklaştırma gözünü. Ne yapacağım onu söylesene. Tamam, şuradan bakacaksın, şuradan çek. Buraya bas düğmeyi. Ay şöyle çekeceğim, anladım. Şuraya bak, şuraya bak. Tamam. Anam buradalar vallahi. Biraz o tarafa doğru gittiler. Yani kameranın alanından dışarı çıktılar. Hay şansıma şey ettireyim ha. Bu fırsatı kaçıramayız pembe. Mutlaka çekmemiz lazım. Düşünsene. Bu görüntüyü verdiğimiz zaman 100 milyar alacağız ya. 100 milyar mı dedin? Tabii. Lan veriyorlar mı hakikaten? Bu bir skandal pembe. Verecekler tabii. O zaman ne dururuz? Şimdi ben şöyle alacağım. Tekrar sen bacaklarımı yakala, ben tamam. Tekrar alayım ki 100 milyarı kaçırmayalım. Hadi, hadi. Hadi bismillah. Lan sağlam tut ha. Başka pembe yok. Tamam tamam. Sen merak etme pembeciğim. Girdiler mi görüntüye? Dur lan biraz da sarkayım. İyice sarkıt ulan. Şimdi girdiler. Allah. Kabak gibi görüyorum. Öpüşüyorlar. Maşallah. Öpüşüyorlar mı? Vallahi karı yiyor ha. Dur bakayım şuraya. Ana! Pembe! Allah! Pembe! Beter ha. Beni eşekten düşmüşten beter ettin. Allah, her tarafım kırıldı. Bu kadını balkondan nasıl düşürdün be adam? İttin mi yoksa? Vallahi kazaydı komiserim. Kendisi düştü. Kesin itmiştir komiserim. Pembeme sahip olamayacağını anlayınca öldürmeye kalktı. Sapık adam. Hayda. Ya git Ethem Allah aşkına. Deli misin, divane misin, nesin ya? Kendisine sorun, inanmazsınız. Ne diyorsun pembe? Doğru mu söylüyor Beter? Onun hiçbir suçu yoktur komiserim. Peki nasıl düştün aşağı? Şey yapıyordu komiserim. Şey mi yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Şey yapıyorduk yani. Ben öyle şeye çıktım balkona. Halıyı öyle. Ay kolum balkona. Balkondan öyle halıyı çırpayım dedim. Çırparken başım harcaktı. Aşağı üştüm haliyle. İyi peki. Geçmiş olsun pembe. Sağ ol komiserim. Gözüm üzerinde Beter. Hayda. Onu bunu boş ver pembe. Canım. Allah'tan kameraya hiçbir şey olmamış. Yaşadık. Oh çok şükür Allah'ıma. 100 milyarı dersip kurtardık yani. Bu kamera nereden çıktı be? Ya ne 100 milyarı ya?
Pembe Arda ile Tuğçe öpüşürlerken kamerayı çekti. Satacağız. Vay çakallar vay vay be. Ya delirdiniz mi siz ya? Demek paparazzilik yaparken düştü la kızını. Az bile sana. Tübe tübe. Nankör evlat bu ha. Lula çık. Ay çok ayıp be Pembe abla. Nasıl yaparsınız bunu? Onlar hakikaten Arda ile Tuğçe miymiş? Selim. Günaydın lan. Günaydın abi. İş. Ya aşk olsun Pembe abla be. Ya sana da aşk olsun Beter. Çok yanlış yaptınız. Onlar bize güvenip bu otele gelmişler. Yani gelmişler böyle bir güzel bir tatil yapmak. Bırak şimdi dram kesmeyi be. Biz çekmesek yarın öbür gün başkası çekecek nasıl olsa. Şu kameradaki kaset en az 100 milyar biliyor musun? 100 milyar an içinde. Aç anam aç. Oradan çıkartır bak oradan çıkart. Kaset nerede? Eyvah. Yok mu lan kaset? Kaset koymayı unutmuşuz. Allah seni kahretmesin. Sizin paparazziniz de bu kadar olur zaten. Nasıl unuturuz ya? Olacak iş mi bu Pembe? Şimdi el bir tarafımı boşuna mı kırdım ha? Ana! Bana bir şeyler oluyor bana. Ay ana! Ya kız ana! Pembe! Ana! Gene git ya. Bey amca, bize 2 oda lazım. Tabii efendim. Buyurun. 12-13 dolu odalar. Oda servis hizmetçi falan bize gönderme tamam mı babalık? Rahatsız edilmek istemiyoruz. Siz nasıl isterseniz. Ecem. Bu adamları hiç gözüm tutmadı. Çok arıza tiplere benziyorlar. Alo. Cennet Oteli'ndeyiz biz. Teslimat burada olacak tamam mı? Hadi. Ha? Re. Do. Lan aşağıya in açık. Buna mı basayım Pembe abla? Oğlum o değil öteki. Lan şimdi bırak onu. C'ye bas sen. C. C mi? C. C. C diye nota mı var ya Pembe abla şipşak? Yok mu lan C? Ama ne bileyim nota bilmem ki be. Boş versin kafana göre takılabilir. Tamam. Fibrik acısı. El hali bir resimleri çekeceğim diye paparazzilik yaparken kolunu kırmışsın. Oo, içimin yağları eridi be. Çok güzel olmuş. Tabi ne tükürürsün karıma şirretleşme ha. Hadi be oradan kıllı toparlak. Doğru bas sen. Tamam, sen git de kafanı soktuğun okumda kapkaççılara kaptırdı paraları düşün. Vay be bir de bana dersin abla. Ben bile böyle bir şey yapmam be. Tövbe tövbe. Bırak şimdi şunu. Alatura parası ana. Yaklaştırma kimseyi. Koş. Koş bir dikti. Ulan sana yaklaştıranı yaklaşanı vururum ulan. Yaklaşmayı vururum vallahi yaklaşanı ha. Allah. Ah Allah. Allah. Bırak lan. Bırak. Canım. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Su da. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yavaş yavaş. Çek şunu. Dur. Şimdi uzaktan bak. Ha, önce şöyle yap. Şöyle. Parmağını çeksene ya. La belanı vermesin. Çek şu parmağını. Zom lan. Zom zom yap. Hadi çek zom. Şu parmağını. Teslimatım odun mu? Güvenli mi burası? Güvenli. Sen hiç korkma.
Yalnız kahve içiyor bunlar ya. Öpüşseler mi öpüşseler ne güzel olacak. Canım dur acıcık bekle. Bunlar 40 yıllık karı koca değiller ya, elbet öpüşecekler. Ha işte bak öpen ifade suratına yapıştı. Kızım. Şşş, gene mi paparazzilik yaparsın sen? Hala kalamadın sahip. Basın özgürlüğü denen bir şey var bu memlekette. Sen bir basın mensubuna ayıp diyemezsin. Bunu kınıyorum ha, tüh. Yalla haydi. Allah'ım sen bu gacıya akıl fikir ver ya Rabbim çek, ya. Çek, çek. Kurban olayım bir kere öpüşüm ben. Bir kere ben. Şşt bana bak. İstersen ben gideyim romantik bir müzik koyayım. Belki o zaman öperim. Yok daha neler. İşte birader. 200 Bizans altını. 4 parçadayken. Parayı görün. İşte paranız. Konuştuğumuz gibi. Allah! Öpüşüyorlar benimle. Hey romantizmi yaratan yüce Rabbim. Çok teşekkür ederim ha. Romantizm sayesinde zengin olacağız. Zengin olacağız anasını satayım. Bu kim be? Bizi kameraya alıyor. Hani güvenliydi burası? Aa. Bismillah. Ne oluyor? Ayda bunlar getir kim ya? Getir lan şu kamerayı. Çabuk. Ne oluyor abi? Çabuk. Ne kamerası? Ne kamerası ya? Lan şu kaseti. Ne oluyor kardeşim? Dağ başı mı burası? Kaç ulan? Koş. Ayda şansıma benim be. Nereden çıktı bunlar? Ardeyle Tuğçe'nin koruması mı yoksa bunlar ya? Yukarı. Kaçıyorlar. Koşun. Durun. Yoksa dur. Dur. Ölürüm de bu kaseti vermem bunlara be. Dünyanın parası yatıyor burada. Aferin. Adam dediği seri gibi olacak anam. Koşun yoksa ateş ederim. Koşun lan. Anam. Anam. Ay. Ay. Taraf. Koşun. Kaseti sen abi. Kimseye ben bir kesin gibi bak. Lan bu ne ya? Ne oldu be? Otelin bas. Ay duydunuz sesleri. Silah sesleri duydum. Ay duydunuz sesleri. Bayağı bir siktiler ha bir evi. Hah komiserim de gelir. Ne oluyor ya? Silah sesleri duydun. Vallahi bilmiyoruz komiserim. Çok korktum. Ayağız başında birkaç tane silahlı adam görmüşler komiserim. Komiserim komiserim. Komiserim ben Mabla ile Beter'i gördüm kaçıyorlardı. Beter kameradan bu kaseti çıkarıp bana attı komiserim. Aa, yoksa anamlara mı ateş ettiler be? Ne? Gene başına ne bela aldı bu kadın be. Allah Allah. Kim niye kovalasın Beter'le Pembe'yi be? Kaseti seyredince anlarız. Oh be. Oh be. Şansımız varmış Pembe. Ektik kerizleri. Hakikaten ekmişsiniz. Eyvah. Abi rica etsem bu tabancayı kafama dayamasan baş ağrısı yapar bende bilir misin ki? Şöyle o tarafa doğru o tarafa doğru tut be. Konuşmayın be. Yürüyün. Hadi yürüyün hadi. Hadi, yürüyün. Hadi. Söyleyin bakalım. Niye çekiyordunuz bizi? Gazeteci misiniz yoksa siz lan? Abi vallahi biz sizi çekmiyorduk. Arda Hürkan'la Tuğçe Erim'i çekiyorduk biz abi. Televizyonlara satacaktık abi. Hadi be. Bizi sandınız siz. Sen bu ikisinin kurşuna diz. Sen de kamerayı kaseti çıkarıp yok et. Ay. Beter'cim. Ben de sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle Pembe. Ben de aslında senden çok hoşlanıyorum. Yani aşığım diyebilirim. De değil. Dümdüz aşığım ulan işte öyle bir şey. Artık çok geç Pembe. Birazdan öleceğiz. Pardon. Lafınızı balla kesiyorum ama. Önce ben sizi bir öldüreyim. Daha sonra muhabbete kaldığınız yerden devam edersiniz. Güle güle. Ay anam, anam. Hayır. Önce beni öldürün. Pembenin öldürülmesini seyredemem. Buna dayanamam. Zevkle. Canım benim çok romantik. Bedeni çürmek istiyor ha. Abi bir dakika. Kaset yok. Ne? Kaset mi yok? Dur ateş etme. Nerede bu kaset? Hay Allah. Boş muymuş kamera? Hadi be. Bizi keriz mi sandınız? Biz de kaset var sanıyorduk içinde. Demek ki hiçbir şey çekmemişiz abi. Kaset nerede? Vallahi bilmiyorum abi. Konuş yoksa kadını öldürün. Aman abi dur. Tamam tamam. Dur. Tamam ay. Anlatacağım her şeyi. Yeter ki pembeye dokunmayın. Anlatacağım.
Allah Allah. Bu Arda Hürkan değil mi ya? O konser. Bizim otelde şu an. O manken kacıyla mevcimi fırına verirler. Anam kafaya takmıştı illa onu kameraya çekip magazinlere satacağım diye. Aa, ister misiniz o ateş edenler Arda'nın adamları olsun? Yok, devenin bale pabucuya. Bir dakika. Bak, burada bir şeyler oluyor. Arkada başka adamlar var. İşte o adamlar komiserim. Hani dün otele giriş yapmışlardı da siz bunları hiç gözüm tutmadı demiştiniz ya, işte onlar. Evet, tam onlar. Bu görüntüyü nereden durduruyoruz? Şu tuşa bas baba. Çantada heykeller var komiserim. Paraya bak Şipşak. Bir çanta, yuh. Mesele şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Bizimkiler paparazilik yapalım derken büyük bir suç örgütünü suç işlerken görüntülemeyi başardılar. Ay komiserim, bu adamlar anama bir zarar vermezler değil mi? Hiç telaşlanma kızım. Bu meseleyi şimdi çözeceğiz. Asla komiserim be. Bravo. Ferhat, çıkar bakalım cep telefonunu, ara pembeyi. Hemen komiserim. Demek kaçarken kaseti Ferhat denen elemana verdiniz ha? Nereden bileyim yalan söylemediğinizi? Canım, ellerimi açar mısın? Telefonum çalıyor da şuna bir bakayım. Çok önemli bir telefon bekliyorum da canım. Ferhat dedikleri eleman arıyor abi. Aç tut kulağını. Yanlış bir şey söylersen bir şey söyleyecek kadar yaşamazsın. Anladım abi, anladım. Alo. Ferhat, ben Pembe abla. Ha canım Ferhat'cığım, buyur. Söyle telefonu adamlardan birine versin. Pembe abla, telefonu versene. Şey pardon, hanginizsiniz, sizinle görüşmek istiyor da. Ver şunu, ver. Ne var, ne istiyorsun? Kaset elimizde. Kaset elimizde şu anda. Seyrettik, hepiniz kabak gibi çıkmışsınız vallahi. Televizyonları arayacağız. Şu an elimizde bütün televizyonların numaraları var. Arayıp elimizde tarih eser kaçakçıların görüntüsü var diyeceğiz. Pembe'nin kılına zarar verirseniz kaseti yayınlatırız. Eğer Pembe ablayla Beterel'in kılına zarar verirsiniz, akşam haberlerinde kendinizi izlersiniz he. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun diyor komiserim. Değiş tokuş. Dur. Sen Pembe ablayla Beterel'i ver, ben de sana kaseti vereyim, ödeşelim he. Numara yapmadığını nereden bileyim? Akşam haberlerde kendini gördüğünde anlarsın o zaman numara yapıp yapmadığımı. Tamam. Değiş tokuş yapacağız. Şile Deniz Feneri'nin arkasında mekruh bir ev var. Saat 4'te orada ol. Ama polis yok. Anlaştık. Ferhat'la anlaştınız değil mi abicim? Kaseti aldıktan sonra bırakacaksınız değil mi abi? Tabii. Bırakacağız aslanım. Ben öldürdükten sonra kimseyi taşımam zaten. Adetim değildir. Öldürmek mi dedin sen? Eyvahlar olsun be de artık. Artık yeter. Alo, buyurun. Ben komiser Nazım. Alo komiserim. Ben Cennet Mahallesi komiseri. Şu anda Şile'de Cennet Oteli'ndeyiz. Büyük bir tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardık. Şile Deniz Feneri'nin arkasındaki metruk eve baskın yapacağız. Operasyon için yardım istiyoruz. Derhal olay mahalline geliyoruz komiserim. Teşekkür ederim. Ferhat, sen önden fırla, biz de peşinden tamam, geliyoruz. Hadi, hadi bakalım. Rüştem, minibüsü hazırla. Tamam komiserim. Haydi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Minibüs hazır komiserim. Gir. Hadi. Şile Feneri burası. İşte evde burası. Kimse yok mu? Kim? Eller yukarı. Kimsin? Abi ben Ferhat'ım ya. Kaseti getirdim. Geç içeri. Nereden abi? Buradan. Tamam abi. Hadi oyalanma. Ferhat dedikleri buymuş. Ay, ha? Evet Ferhat o. Ferhat o. Kaseti getirdin mi? Getirdim. Kaset burada. Pembe ablayla Beter'i bırakın. Ben de size kaseti vereyim. Anlaştığımız gibi. Tamam. Çözün. Çöz. Canım benim, oh be, çöz oğlum. Çöz oğlum, çöz. Gideyim mi? Hadi. Git. Pembe ablam. Oğlum kurban olsun Pembe abla sana. Alın kasetinizi.
Kaseti aldık. Şimdi bu 3 kurşuna dizebiliriz. Ne? Dur dur. Yerinizde olsam ateş etmeden önce bir kasetin üstünü okurdum ha. Etrafınız sarıldı. Polis. Hı? Ne? Şaka mı bu? Şaka mı? Sana şaka gibi mi geldi canım? Kaldır ellerini. Kaldır. Geç şöyle. Kurban olsun. Bravo Ferhat. Canım benim. Üstümüze silah tuttuklarında ne demiştin bana? Ne demiştin? Bana aşık mıydın? Ha? Hadi defol git hemen yeşillenme hadi canım. Hadi. Uf, bırakın zevzekliği. Yürüyün bakalım. Hadi, hadi geçmiş olsun. Hadi. Hadi. Ha? Yürüyün hadi. Sevgili arkadaşlar, polisin uzun süredir peşinde olduğu bir suç örgütünü suç üzerinde görüntüleyerek örgütü çökertmeye yardımcı olduğunuz için emniyet teşkilatı size bir teşekkürdür. Kurban olsun. Kızım. Buyurun komiserim. Çökertmişler gördün mü? Lütfen bu plaketleri kabul ediniz. Teşekkür ederiz. Anam teşekkür ediyorum, aramıyormuş. Ay betir, bu betirmiş ha. Aa, rica ederim canım. Ne demek oluyor şimdi bu? Benim için zevk oluyor. Ne zaman böyle örgüt çökürtme işi olacak? Siz bana bir alo deyin cepten, ben gelirim değil mi canım? Keyiflen çökürtmezse ben adam. Bravo! Beter abiye de verelim. Çok teşekkür ederiz. Bu da sağ ol. Sen de bir şeyler söyle Beter. Ne demek efendim? Vatandaşlık görevimiz. Bu memlekette namuslu insanlar da namussuzlar kadar cesaretli olmak zorundalar. Bravo! 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 Bravo Beter. Duydunuz mu arkadaşlar? Çok güzel konuştu. Şimdi de sevgili arkadaşlar, büyük ödülünüzü vermek üzere Sayın Müze Müdürünü buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Müdür. Kapı gibi heriftir ha. Buyurun efendim. Bu iki değerli vatandaşımızı gösterdikleri cesaretten dolayı tebrik ediyor ve milli serveti korudukları için müze yönetimi olarak kendilerine 10 milyarlık para ödülünü takdim ediyorum efendim. 10 milyar? Canım. Buyurun. 10 milyar değil mi? Ben alayım canım. Biliyor musunuz komiserim, bu serveti en çok ben korudum ha. Bir saniye pembeciğim, benim de payım var. Yok parada. Senin payın. Ya dur be, bizim Ferhat'ın payı var. Dur. Tabii ya, ne oluyor be? Bu para benim hakkımdır, kurban olayım. Ya tabii doğru pembeciğim de birazcık bölüşmekte fayda var değil mi? Yoktur yoktur. Hepsi var, benim. Var, hepsi ha? Benim. Dur, koyayım şunlar. Şöyle koydum hepsini ya. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Sizin mahalle yukarıki mahalle. Kartu kalan.